Agalarım, herkese selamlar. 10 ve 11 Haziran, Pazartesi ve Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bu dönemde elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Hatta bugün öğlen saatlerinde akşam maçlarına sizler için çekmek istedim. Güzel maçlar var, değerlendireceğimiz maçlar var. Kazanabileceğimiz maçlar olduğu için ben sizlere video çekmek istedim. Sizlerden de ricamız, tek ricamız aga beğeni ve yorum desteklerinizi veya izliyorsanız hello kangal, how are you kangal, yaz emeğine sağlık kangal, yorum atın aga ya. Konuşalım, sohbet edelim istiyorum. O yüzden beğeni ve yorum desteklerini bekliyorum. İsterseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skorumuz var. Bu akşam Polonya Türkiye maç yapacak. Maç skorunu sizlere sorduk. Yarın da Portekiz İrlanda maç yapacak. Maç skorlarını sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumları yazmanız yeterli olacaktır. aga. 2 adet maç skorumuz var. Daha önce yapmış olduğumuz Almanya'yı Almanya yazmışım ben buraya. Almanya Maç skorunu kazan arkadaşımız Enes Çağatay 2-1 skoruyla doğru bilmiş. Benimle WhatsApp hattına iletişim kurabilir. WhatsApp hattımız ekranda gördüğünüz üzere 0534 446 5989 açıklama ve yorumlar kısmında zaten linki mevcut oradan tıklayarak da tek tıkla ve ulaşmak isteyen de ben ulaşmak istiyorum yazsın. Ben zaten WhatsApp linkini atarım oradan benimle WhatsApp hattına iletişim kurabilir. Her türlü iletişim burada. Gruplara gelmek isteyenler Euro 2024'te aynı şekilde gruplarımızdan faydalanmak isteyen herkes de iletişim kurabilirler. Yüksek mislere baktığımız zaman Aga Dün iki adet yüksek mislimiz vardı. Bu yüksek mislerimiz neydi? Solda gördüğünüz İtalya'nın maçı vardı dün. 1-0 kazandı. Ben mücadeleye ne dedim? İlk yarıdan gol aldım. Bak ilk yarıdan gol aldım mı? Ee, İtalya tarafına. Genel gol aldım. Dedim ki İtalya'nın da 4.5 altına galibiyetini zaten bekliyordum. Değerlendirdim aga. Tertemiz geldi. Oradan da zaten kazandık. Sağ tarafta da gece Boston'la Dallas'ın mücadelesi vardı. Boston'ın da oradan galibiyetini aldım. 1500 misli ona değerlendirdik aga. Günaydın diyerekten de attım onu. Yüksek misterimiz aynı şekilde devam ettiğini söyleyeyim. Kuponlarımız da aga. Yani elimizden geldiğince günün futbol kombini, basketbol kombini, ekstralarla birlikte, Dünya Kupası elemeleri, Afrika vesaire. Dün mesela Kongo'nun maçı vardı aga. Kongo'yu değerlendirdik. Niye değerlendirmeyelim ki? Takip ediyoruz. Onu da tekli olarak önerdim. Her türlü kombine skorda çıkartmaya çalışıyoruz. Sadece onlar değil ekstralar da oluyor dediğim gibi. NBA kuponları oluyor, alt tikler oluyor. O şekilde ekstra kombinallerle kazanç sağlatmaya devam etmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi canlı olarak izlediğimiz maçları öneriyoruz zaten. Bu dönemde milli maçlar ve hazırlık maçları vardı. Dün de çok güzel canlı yaptık. Birazdan onu da bahsedeceğim. Hatta e, Herkese Açık Telegram grubunu da göstereyim. Herkese Açık Telegram grubu da ekranda gördüğünüz gibi aga. Burası da arkadaşlar ya yani ücretsiz gruptur. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var zaten buraya. Buraya katılaraktan da ekstra, ekstra tercihlerden faydalanabilirsiniz. Dün de neler yaptık ondan bahsedeyim. Şimdi Agam. Ekranda gördüğünüz üzere dün Kongo'nun maçı vardı. Doğru mu? Bak dedim Kongo'nun maçı vardı. MBS 2 dedim ki değerlendirin Agam. Avrupaçılar vesaire Kongo maçı kazanır. Takip ettiğim maçta canlı bir canlı iki olaraktan. Gürcistan maçına deplasman bir buçuk verdim mi? Verdim. Dedim ki ikinci golü de yüksek orandan dinamit koyduğum yanına Gürcistan atabilir dedim. Doğru mu? Canlı 2. İtalya maçı ilk yarı 0.5 küs vermiş miyim? Vermişim. Risksini ne de vermişim? Devreden de İtalya'nın gol atarını vermiş miyim? Vermişim. Bir tane de Avrupa canlımız gelmiş buraya. Aga maçtan kaçan pozisyonları falan koyduk. Hop Gürcistan gol attı mı? 43'ten Gürcistan'ın golü. İkinci golü kim atardan? 1.85'ten Gürcistan'ın golü. Avrupa canlımız geldi mi? İtalya'nın golü geldi mi? Ve selam. İlk yarı 0.5 üst 1.39'dan almış mıyız? İlk yarı golü kim atar demişiz burada. Bak abi İtalya. Bu şekilde canlarımızla devam ediyor. Başlarımıza başlayalım. Sizlerden ricamız dediğim gibi aga beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızı Ben ayağa kalktım anlatmaya başlıyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. İlk başta basketbol maçıyla başlayalım. Tamam mı? Şimdi Panathinaikos'ta Olympiakos karşılaşması. Aga burada Olympiakos tarafına alacağız. Neden alacağız? İlk iki mücadeleyi kim kazandı aga? Olympiakos kazandı. Nerede kazandı? Sahasında oynamış olduğu iki mücadeleyle kazanmasını bildi. Pana kendi evinde dönecek. Oaka'ya dönecekler. Seyircisiyle birlikte ben burada Pana'nın mutlak galibiyetini bekliyorum. Bu seri zaten uzar. Maç bir Avrupa'da. Diyorsanız beni oran tatmin ediyor Kangal. Aga ben oynarım. Ee, biraz da yüksek oynarım. Ben burada maç sonu güvenirim. Ben Pana'nın galibiyetini bekliyorum Aga burada. Tamam mı yüksek orandan. Şimdi gelelim bizlere. Türkiye'de neler yapabiliriz? Aga öncelikle burada. dört e, 4 farklı bir Pana galibiyetini değerlendirebiliriz. Ve Pana galibiyetini değerlendirebiliriz Aga. 4 farklı pana galibiyeti aldık mı burada biraz daha idealden. Ben burada biraz daha yüksek orana gitmek istersem bakın 8 farklı pana galibiyeti 1.80 oran. Ben şöyle bir maç bekliyorum. Ya maç zaten zorlu yakın geçme ihtimali yüksek. Ama pananın burada bir reaksiyon verip ekstra bir performansla birlikte şöyle 7-8 fark ataraktan da galip gelmesini bekliyorum açıkçası. O yüzden alacağımız bahisler burada pana tarafına olsun. Pananın handikapları olsun acaba. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşması. Anadolu Efes kendi evinde oynamış olduğu iki mücadeleyi de kaybetti Aga. Hepsini Fenerbahçe kazandı. Ya yani kalite. Gerçekten kalite. Oyuncular, oyuncular arasındaki kalite çok bariz belli oldu. Anadolu Efes de Larkin bir şeyler yapmaya çalışıyor. Pota altında oturuyor besliyor. O bir şeyler yapıyor Aga. Geri kalan isimlerden katkı alamıyor. Fenerbahçe'de öyle değil ki. Fenerbahçe'de Tarık katkı veriyor. Türk'ten. Hayes Davis. Kalates. Kalates çok Wilbeck'in her katkı verme ihtimali yüksek yani. Skor dağılıyor. O yüzden burada alt üste gitmek yerine ben geçen de değerlendirdim. Hatta herkes açık Telegram grubuna da attım. Dedim kanka ilk yarı 82.5 üst. İlk yarıdan ben 83 sayı bekliyorum. Bu mücadeleden tek tercihimdir. Ha oranı biraz daha arttırmak isteyenler ilk yarı 84, 85, şeklinde yaparsa 85'e zaten 1.80'e yakın. 86 ya da 1.91 oran var. Ama en idealden alıyorum. Biraz daha riske göre oranını arttırabilirsiniz. Hollanda ile İzlanda karşılaşması. Hollanda'da galip gelmesini bildi. Geçen mücadele yüksek misli maçımızdı. İkinci yarıda oynamış oldu. Güzel oyuna birlikte galip geldi. Şimdi burada biraz daha oyuncular yediye düşecektir. Maç zaten tekrardan Feyenoord'un sahasında aynı maçta oynanacak. Agaların benim burada beklentim Hollanda'nın galibiyeti. Fakat bu galibiyet gelirken İzlanda'da son mücadelesinde e, İngiltere'yi 1-0 yendi deplasmanda. Deplasmanda gelince ne oldu Aga? Bunlar bir özgüvenli oldu. Ve iyi de kapandılar açıkçası. Yine burada kapanır. Mücadele alırsa Hollanda tarafı. Aga 4.5 altında kalır diye düşünüyorum. Yine burada 2-0, 2-1 ayarında bir Hollanda galibiyeti çıkma ihtimali bence var. Değerlendirecekler bu önlemi de değerlendirme yapabilir. Son mücadelem Polonya ile Türkiye. Bugün için özellikle. Yarın için devam edeceğim birazdan videoya. Maç skorunu sizlere sorduk aga. Maç ne olur diyerekten de yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi Euro 2024 öncesinde son maçımız. Son hazırlık mücadelemiz doğru değil mi? Ee, aynı şekilde Polonya'nın da galiba öyle. Polonya'da geçen maçta Lewandowski falan oynamadı sanırım. Şimanski falan ilerideydi. Ama Ukrayna'yı devirdiler. Ukrayna'da biraz isimler yedekti ama devirmesini bildiler. 3-1 gibi skorla. ilk yarıdan maç zaten 3-1'e geldi. İyi bir oyunla. Türkiye'nin daha ben burada ideal en iyi kadrosunu yani Euro 2024'te oynayacak kadronun sahaya çıkmasını ve gol atmasını bekliyorum. Gol de yer miyiz? Bence yeriz. Burada karşıtı gelecek goller idealdir. Ben KG var alıyorum. Güzel oranıyla yüksek oranıyla karşıtı gelecek golleri bekliyorum. Onun yanında biraz daha yüksek orandan da e, toplam gol aralı 2-3 gol. 1-1 kalma ihtimali var. Olursa biri 2-1 de kazanır. Her iki tarafa da kayma ihtimali var. Toplam gol aralı 2-3 gol ekstradan yüksek orandan önerebilirim. Geçtim ayın 11'ine. 11 içerikte 11 e geldiyseniz tekrardan hoş geldiniz. İlk mücadeleniz Moldova maçıyla başlayalım. Ukrayna'da ilk mücadelesinde hatta son maçında mağlup oldu Polonya'ya karşı. Aga burada galip gelecektir. Çünkü onların da bir nevi son e, şey maçı. Ve e, geçen maç Zinchenko, Mudrik gibisinden dedik ki şunu söyleyeyim. E, Ukrayna'nın kadrosu gerçekten çok iyi. Yani gerçekten çok iyi kadrosu var. Burada Moldova'ya karşı ideal 11'ini çıkartmasını bekliyorum. Ve mücadeleyle galip gelmesini bekliyorum. Aga. Çok güzel bir karşılaşma. Değerlendireceğim bir maç olacaktır. Portekiz İrlanda mücadelesi. Portekiz'de son mücadelede kendi evinden mağlup oldu. Aga. Mağlup oldu. Şimdi burada galibiyet zamanı. Hırvatlara mağlup oldu. Son rotasyon ve ideale yakın kadro çıkacaktır. Aynı şekilde bana oran yetiyor diyorsanız burada Portekiz'in ilk yerden bir golünü alın. Bir 30'larda bir oran olması lazım. İlk yerden bir Portekiz golü. Ama oranı biraz bana yetmiyor derseniz ideal seviyeye çıkartalım derseniz de ilk yarıdan bir Portekiz galibiyeti bekleyelim. İlk yarı galibiyeti de 1.51 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir agalarım. Son mücadelem Olimpik Milano ile Bologna mücadelesi. Aga burada da Milano tarafının galibiyetini bekliyorum ben. Milano tarafı Bologna'ya karşı daha kaliteli. Daha kaliteli bir ekip olmasına Daha, daha kaliteli bir kadroya sahip. Hatta bütçeleri de yüksek. Yani Euroleague'in en sağlam bütçesi olan takımlardan bir tanesi Milano. Fakat başarı gelmedi. Burada Bologna'ya karşı ilk mücadeleyi yendiler. ikinci maçı kaybettiler. Üçüncü maç kendi evlerinde. Ben burada Milano'nun rahat bir rahat olmasa bile galip gelmesini bekliyorum. Biraz daha handikap almak isteyen varsa. Şöyle var mı? ne açmışlar handikap? 3 farklı handikabı. 1.40 bir aga bir 1.50 mis gibi tertemiz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlarım. Bay bay.